Türkiye Cumhuriyeti denizlerde sismik arama ve işletme faaliyetlerinde bulunan filosuna dünyanın en büyük 5 gemisinden birini ekleyerek gücüne güç kattı. Abdülhamit Han adı verilen yeni nesil sondaj gemimiz 9 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen bir törenle sefere uğurlandı. Türkiye'nin son zamanlarda giderek hızlanan hidrokarbon yatakları arayışı ve donanmasını dünyanın en gelişmiş teknolojilerle donatması dikkat çekiyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Fatih, Kanuni ve Yavuz olmak üzere 6. nesil sondaj gemilerinden oluşan filosuna 4. gemiyi de böylece eklemiş oldu. Abdülhamit Han sondaj gemisi 7. nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış durumda. 2018 yılı verilerine göre dünyada 129 sondaj gemisi bulunuyor. Ve bu gemilerin 115 adedi 2006 yılından sonra üretilmiş. Yani bir bakıma bu gemilerin neredeyse tamamı modern gemiler diyebiliriz. Ancak sondaj gemilerinin ayırt edici özelliği üretim tarihiyle değil, nesil farklılığıyla alakalı bir durum. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda 3 tane 6. nesil ve 1 tane 7. nesil sondaj gemisi bulunmakta. Peki bu noktada nesil farkı dendiğinde nasıl bir tablo aklımıza gelmeli? 1. nesil olarak adlandırılan gemiler 1961-1970 arasında üretilmiş olanlar. 2. nesil gemiler 1971-1979 arası. 3. nesil gemiler 1980-1985 yılları arasında üretilmiş olanlar. 1986-1997 arası üretilmiş olanlar 4. nesil olarak anılırken 1998-2005 arası üretilenler 5. nesil olarak anılıyor. 2006-2010 arası üretilenler 6. nesil ve 2010'dan bu yana üretilenler 7. nesil olarak sınıflanıyor. 8. nesil sondaj gemisinden şu anda 1 adet bulunmakta ve yeni üretilen bu gemi arama faaliyetlerine yeni başlamış durumda. Dünyadaki diğer rakiplerine bakıldığında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın teknolojik gelişmişliği hiç de fena bir noktada değil. Gemi sayımız diğer şirketlerin gerisinde olsa da ekonomik tablolar ümit verici düzeyde. Denizlerde hidrokarbon aramacılığı ve diğer aramacılık faaliyetleri için kurduğumuz filomuz gelişimine devam edecek gibi görünüyor. Bu noktada yapılan eleştiriler gereksiz ve yersiz. Onlarca yıldır denizlerde faaliyet gösteren firmaları örnek göstererek yapılan eleştiriler gerçeklikten çok uzak görünüyor. Türkiye kısa zamanda bu noktada da arayı kapatacak kapasite ve bilgiye sahip durumda. Abdülhamit Han sondaj gemimiz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu bir ultra derin su sondaj gemisi. Üretimi ve geliştirilmesi bir o kadar zor olan bu gemiler uzun uğraşlar sonucu Türkiye'nin envanterine katıldı. Abdülhamit Han sondaj gemimiz 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 62 bin gross ton ağırlığında. Sondaj derinliği 12.200 metre olan bu gemi 104 metre kule yüksekliğine sahip. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip Abdülhamit Han sondaj gemimiz 200 mürettebat kapasiteli. 9 katlı olarak tasarlanan gemide bir de helikopter pisti mevcut. Uzun süre denizde kalması için tasarlanan bu gemilerde mürettebat için tüm sosyal alanlar sağlanmış durumda. Türkiye, bulduğu ve bulmayı hedeflediği kaynakları 2023 yılına kadar çevrimiçi hale getirmek için çalışıyor. Arzın enerji ekonomisini yeniden şekillendirmesi ve ithal gaza olan bağımlılığın azalması beklenen bir sonuç. Arama faaliyetlerine son yıllarda başlayan bir ülke için Türkiye'nin geldiği nokta oldukça başarılı. Son derece hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemekte olan Türkiye, her geçen gün filosunu güçlendirerek çevresindeki denizlerde saklı enerji kaynaklarını keşfetmeyi hedeflemektedir. Abdülhamit Han sondaj gemimiz 7. nesil sondaj gemilerinden biri ve dünyada bu gemiden sadece 5 tane var. Yükselen Türkiye, mavi vatana ve zenginliklerine sahip çıkarak bu zenginlikleri vatandaşının hizmetine sunmak için çalışmaya ve mücadeleye devam ediyor.